iki grupta kategorize ettim. Birisinde zaman içinde yaşamın anahtarları olan fosillerden bahsedeceğim genel olarak. Daha sonra da araştırma konumu olan osrakotlarla ilgili uygulamalar konusunda size bahsedeceğim. Ve bu akış içinde kısaca bir paleontolojiyi tanımlayacağım. Zaman kavramına gireceğim ve jeolojik zamanı açıklamaya çalışacağım. Çok kısaca fosil çalışmalarıyla ilgili bir tarihçe vereceğim. Fosil ve fosilleşme koşulları hakkında bilgiler verip, bu arada karakteristik fosil kavramını neden kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz onu açıklayacağım. Sonra fosillerle nasıl çalışıyoruz? Çalıştığımız bu fosiller bizim ne işimize yarıyor? Ve örnek bir grup olarak da osrakotlar hakkında bilgi vereceğim. Kayaçların iki dili var. Daha önce onu Yeter Hocam'ın anısına düzenlenen bir konferansta anlatmıştım. Bunlardan bir tanesi mineraller, bir tanesi fosiller. Ben size bugün bu dillerden bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Dilleri iyi çözdüğümüz zaman kayaçları da anlıyoruz ve onlar hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Evet, fosilleri inceleyen bilime paleontoloji diyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz ama bir tekrarlamak istiyorum. Paleo eski, onto varlık, loji de bilim kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuş. Ve fosilleri inceleyen bilim insanına da biz paleontolog diyoruz. Ama paleontolog olabilmek için burada özellikle açıklamak istiyorum. Mutlaka bir jeoloji eğitimini almanız gerekiyor ve üstüne de bir lisansüstü eğitim çalışması yapmamız gerekiyor ki paleontolog unvanına erişebilelim. Fosil kelimesini Alman doktor ve maden mühendisi Agricola 1546'da yayınladığı Naturae Fossilium adlı eserinde ilk defa topraktan çıkarılan nesne anlamında kullanmıştır. Ve bunun böyle olduğunu da biraz sonra yöntemleri açıkladığımda da göreceğiz. Jeolojik devirlerde deniz, göl ve karalarda yaşamış olan hayvan veya bitkiler öldükleri zaman yumuşak kısımları çürüyor. Sert kısımları olan kabuk, iskelet, diş gibi birazdan bunları ayrıntılı olarak anlatacağım. Parçaları, yaprakları, gövdeleri veya izleri deniz dibinde veya göl dibinde sedimanlar içine gömüldüklerini görüyoruz. Ve dolayısıyla canlılar öldükten sonra arkalarında bir takım kalıntılar ve izler bırakıyorlar. Bu kalıntı ve izler milyonlarca yıl hiç bozulmadan kalıyor. Ve biz diyoruz ki canlıların doğal nedenlerle korunmuş olan taşlaşmış bu kalıntılarına fosil adını veriyoruz. Zaman kavramını bir düşünecek olursak, biz bugün işlerimizi yaparken hep ne yapıyoruz? İşte 10 dakika sonra toplantıya gideceğiz, yarım saat sonra işimizi yapacağız, 2 gün sonra bir arkadaşla görüşeceğiz veya işte yıllardır ben fosiller üzerine çalışıyorum. Kullandığımız zaman kavramları saniye, saat ve günler yıllarla sınırlı. Ama buzul çağında yaşayan bir insanı düşünürseniz, onunla ilgili bir olayı anlatacağımız zaman ne yapıyoruz? Yüzlerce veya binlerce yıldan bahsediyoruz. İşte son buzul çağı 12 bin yıl öncesinden başlarsa, 2 milyon yıla kadar gittiğimizde bu arada yüzlerce veya binlerce yıldan bahsediyoruz. Ama jeolojiyle ilgili bir olayı anlatacak olursak da milyonlar, yüzlerce milyonlar ve milyarlarca yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla zamanı bulunduğumuz, yaptığımız araştırmaya, çalışmaya, duruma göre kullandığımızı görüyoruz. Ve jeolojik zamanları da oluşturan dünyanın oluşumundan işte yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl gibi veya 4,6 milyar yıl gibi bir zamandan günümüze kadar getirdiğimizde bunu 24 saatlik bir zaman diliminde düşündüğümüzde yaklaşık olarak %88'lik bir dilimini prekambriyen dediğimiz bir jeolojik zamanın oluşturduğunu görüyoruz ki çok uzun süren, yaklaşık olarak 4 milyar süren bir zaman hakkında çok az bilgi sahibiyiz. Çünkü yaşayan canlıların çok az olduğunu görüyoruz. Birazdan örneklerini vereceğim. Sonra yaklaşık 300 milyon yıl gibi süren birinci zamanı görüyoruz, Paleozoik. Yaklaşık olarak 200 milyon yıla yakın bir zaman Mesozoik. 65 milyon yıldan günümüze kadar süren ise çok az dilim olarak %1,4'lük bir dilim. Fakat hakkında en çok bilgi sahibi olduğumuz bir dönem.
Çünkü hem bozulmadan kalan fosillerimiz, kayalarımız, jeolojik oluşuklar var. O nedenle en fazla bilgi sahibi olduğumuz kısım da bir %1.4'lük kısım. Ama tabii ki bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe diğer zamanlar hakkında da bilgi sahibi olmaya halen devam ediyoruz. Ve jeolojik zamanlarla ilgili Uluslararası Stratigrafi Komisyonu çalışıyor. Her yıl bu yaşların tip lokaliteleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bitirenler altın iğneyle gösterilen alanlarda kat sınırlarının ya da jeolojik yaşların kesin olarak belirlendiği yerler olarak görüyoruz. Ve Türkçe olarak da 2018 yılından beri Uluslararası Stratigrafi Komisyonu'nun çalışmaları altında bu çizelgeyi görebiliyoruz. Ben burada kısaca bir renkten bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim alanın dışında bu renkleri gelişigüzel vermiyoruz. Her jeolojik zamanın kendine özgü bir renk skalası var. Dolayısıyla RGB renk kodları ya da CMYK renk kodları dediğimiz kodları kullanmak zorundayız. Bu kodlara bakarak biz yaklaşık olarak hangi jeolojik zaman anlatılıyor haritalardan, stratigrafik kesitlerden ya da jeolojik enine kesitlerden olayları yorumlarken jeolojik zamanlar hakkında da hemen göreceli olarak bir bilgi sahibi olabiliyoruz. Ve bu zamanları adlandırırken de mutlaka bir coğrafya adıyla adlandırıyoruz. Bu coğrafya adını daha çok kullanıyoruz. Yani ilk defa çalışıldığı alanla ilgili. Örneğin işte Jura dediğimiz zaman Jura Dağları'nda ilk kez çalışıldığı için bu ismi alıyor. Kambriyen, Ordovisiyen, Silüriyen bunların hepsi Galler bölgesinde, İngiltere'de orada yaşayan kabilelere atfen verilen isimlerden alınma. Bir de ikinci olarak bu yaşların bulunduğu zamanlardaki litolojik özellikleri ön plana çıkıyorsa bunlarla da isimlendirme yapabiliyoruz. Jeokronoloji ya da kronostratigrafik birimlerini. Çünkü bunların ikisi de aynı terimle ifade ediliyor. Örneğin Trias Almanya'da ilk defa tanımlanıyor. Tanımlandığı yerde üç farklı litoloji görüyoruz. Yani kayaç birimi görüyoruz. Bunların en altta kum taşları, ortada kireç taşları, üstte de şehir dediğimiz birimler var. Dolayısıyla üçlü bir seri oluştuğu için Trias adını oradan alıyor. Veya Karbonifer, yer yuvarında en çok kömür oluşumlarının bulunduğu dönem kömüre atfen Karbonifer ismi de bu şekilde veriliyor. Dolayısıyla mutlaka bir coğrafya adıyla jeolojik zamanı adlandırıyoruz. Çok kısa bir tarihçe vereceğim. Önemli mihenk taşları diyelim çalışmalarda. Kimler fosillerle ilk çalıştı? Bunları bahsetmek istiyorum. Milattan önce dayanan çalışmalarımız var. Doğa bilimleriyle uğraşan filozoflardan Ksefon, Herodot, Aristo, Strabon fosillerle ilgileniyorlar ve yazdıkları yazılarda, bize gelen verilerde kayalar içinde denizel hayvan kabuklarını gördüklerini ve bunlara dayanarak bu kabukların bulunduğu bölgelerin daha önce deniz olduklarını söylüyorlar. Ki tabii ki çok doğru yaklaşımlar ve Herodot da Mısır'dan söz ederken Mısır Akdeniz'in sularını Habeşistan'a götürüyordu. Çünkü tanık olarak dağlarda denizel kalklar gördüm diyor. Ve fosillerle ilgili de bazı hikayeler var. Kısaca ben bir örnek vereceğim. Yansıda gördüğünüz Numilites adlı fosillerden bir grup fotoğrafı görüyorsunuz. Buradaki fosiller foraminifer dediğimiz aslında tek hücreli canlılara ait fosiller. Ve tane olarak elde ettiğinizde mercimeği andıran bir şekli var. Veya ortadan ayrıldığında bir para görünümü olabiliyor. Mısır piramitlerinde de bu fosilleri içeren Eosen zamanına ait kireç taşları kullanılmış durumda. Dolayısıyla Strabon buradaki Mısır ziyareti sırasında diyor ki piramitleri yaparken işçilerin yediği mercimekler herhalde bunlar diye yazılarında böyle rastlıyoruz. Ama bunlar gerçekte aslında Eosen döneminde yaşamış olan fosillere ait izler.
Veya Meleklerin Parası olarak bir hikayede de bunların paraya benzemesi yönüyle de Meleklerin Parası olarak da değerlendiriliyor. Böyle fosil hikayelerinde olduğunu biliyoruz. Fosillerin ilk defa böyle jeolojik anlamda birbirlerinin bir istifte dizilimleri ve evrimsel çalışmalara ilk ışık tutan anlamdaki çalışma William Smith'e ait. İngiltere'de bu fosilleri buluyor. Yandaki çizimler de kendisine ait, o yöredeki fosillerin çizimleri ve kayaçları haritalıyor. Sonra o ve arkadaşları diyor ki farklı katmanlarda farklı fosiller var. Dolayısıyla bunlar farklı jeolojik zaman aralıklarında yaşıyor ve bugünkülerle de bunları karşılaştırabiliriz diye önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla paleontolojik zonlama ve korelasyon dediğimiz bugün kullandığımız yöntemlerin temelini oluşturan bir çalışma olarak görüyoruz. Türkiye'de peki fosillerle ilgili çalışmalara baktığımızda aslında önce yabancılar çalışıyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Çiçeçev. Bu Asya Minör adlı kitabında, yani Türkiye ile ilgili yaptığı çalışmada Anadolu'yu adım adım gezmiş birisi. Kendi adıyla anılan da bir gastropod fosili var. Ve sonra bunu Tarih Vakfı İstanbul ve Boğaziçi olarak Türkçe yayınladı. İstanbul ve yakın çevresini, adaları, Trakya, bugün işte İznik çevresi, Bursa'ya kadar Sakarya, Bitinya diye anılan bölge ve Ege kıyılarını bütün hayvan ve bitki örtüsüyle, toprak yapısıyla anlatan çalışmaları var. Ve bu kitapta yazdığı notlar arasında da antik çağ yazarlarından Strabon ve Homeros'un ilginç hikaye ve efsanelerini de anlatıyor. Dolayısıyla 19. yüzyıl İstanbul'u hakkında da çok önemli bilgilerin oluştuğu bir kitap. Diğer bir yabancı Macar Abdullah Bey lakabıyla tanınan Carl Edward Hammerschmidt. Türkiye'de Doğa Tarihi, ilk Doğa Tarihi Müzesi kurulmasında emeği geçen kişilerden bir tanesi ve Numunehane Müdürü olarak da görev yaptığı kayıtlardan biliniyor. Ve hazırlamış olduğu bu Doğa Tarihi Müzesi önce Mektebi Tıbbiye'ye bağlı olarak açılıyor. Daha sonra da Fen Fakültesi Jeoloji Bölümüne devrediliyor. Ama büyük vefa yangını sırasında da bu müzenin bütün koleksiyonunun tamamen yok olduğu biliniyor. Yine Türkiye'de ilk jeolojik ve paleontolojik stratigrafik çalışmaları yapan çok iki değerli hocamız Hamit Nafiz Pamir ve Malik Sayar. Bunlar o yıllarda yaptığı çalışmaları Fen Fakültesi mecmuasında yayınlıyorlar. Hem fosiller üzerine, hem hayvan hem bitki fosilleri üzerine çalışmaları var. Jeoloji üzerine çok güzel çalışmaları var. Ankara civarında da jeolojik yapısıyla ilgili ve fosil yapısıyla ilgili çalışmalarla ilgili ilk yayınlara ulaşıyoruz. Böylece yabancılarla başlayan ama özellikle İstanbul Üniversitesi'nin temelinde kuruluşundan sonra bu iki hocanın paleontoloji konusunda başlayan çalışmaları var. Daha sonra 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor. Tabii ki aramalarda mutlaka jeolojik çalışmalarda paleontologlara ihtiyaç var. Çok zengin bir paleontoloji servisi kuruluyor. Ve biliyorsunuz Türkiye'nin Doğa Tarihi Müzesi şu anda iki tane. Ama üniversiteler bünyesinde de Doğa Tarihi Müzeleri kuruluyor. Ama en kapsamlısı bugün MTA'nın bünyesinde. Ve daha sonra 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruluyor. Bunların da çok güçlü bir paleontoloji servisleri var, arama grubunun. Dolayısıyla paleontolojinin çalışmasına bu iki kurumun çok büyük katkıları var. Ve burada yetişen hocalardan ya da elemanlardan bazıları üniversitelere geçip, üniversitelerde paleontolojinin gelişimine çok katkı sağlamışlardı. Ve bugün üniversitelere bağlı olarak jeoloji mühendisliği bölümleri kurulmuş durumda. Hem lisans dersleri arasında paleontoloji yer alıyor, hem de paleontoloji konusunda lisansüstü çalışmalarda
yüksek lisans ve doktora eğitimi alıp paleontolog olarak yetiştirilen elemanların olduğunu da görüyoruz. Evet, kısa bir tarihçeyi bahsettim. Fosili tanımladım. Şimdi fosilleşme koşulları ve fosilleri nasıl buluyoruz? Bunlarla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Biz fosilleri iki tip olarak görüyoruz. Bir tanesi vücut fosilleri, yani canlının kendine ait parçaları. Bir tanesi de iz fosiller, canlının bıraktığı izler. Dolayısıyla şöyle bir genel olarak inceleyecek olursak, jeolojik zamanlardan bugüne kadar kalan hayvan ve bitki kalıntıları olarak değerlendirdik. Örneğin bir dinozoru aldığımızda dinozorun iskeletini, derisinin izlerini, ayak izlerini, dışkılarını, yumurtalarını fosil olarak görebiliyoruz. Bitkilerde taşlaşmış ağaçları görebiliyoruz, yaprakları görebiliyoruz ve mikro olarak bitkilerin spor ve polenlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla birçok farklı fosil grubunu görebiliyoruz. Peki bunlar nasıl fosil oluyorlar? Fosilleşme süreçleri dediğimiz olay nedir? Bunu görecek olursak bir organizmanın gömülmesinden kayaç içinde bulunuş anına kadar, yani bizim arazide onu bulduğumuz ana kadar geçen tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar zinciri olarak değerlendiriyoruz. Ve fosil olabilmesi için de 3 koşul var. Bunlardan bir tanesi mutlaka canlının iskelet, kabuk, diş gibi sert kısımların olması. Yani organik maddeler gittikten sonra arta kalan bu kısımların olması gerekiyor. Ve ölen canlının doğal olarak gömülmesi gerekiyor. Yani biz üstünü örtmüyoruz. Doğal yollarla gömülmesi gerekiyor. Ve çökellerin ağır basınç altında su kaybederek fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğraması, yani taşlaşma, diajenez dediğimiz evreyi geçirmesi gerekiyor. Nerelerde bu olaylar oluyor ve fosilleri nerelerde buluyoruz? Bunlardan bir tanesi bataklık ortamları. Diğeri buzullar, çam reçineleri, deniz ve göller gibi sulu ortamlar, fosillerin bulunabileceği yerler. Ve tabii ki her litolojiye göre de bulunabilecek fosiller var. Onları birazdan arazi çalışmaları kısmında size açıklamaya çalışacağım. Ve bu fosilleşme olaylarını pek çok şekilde fosiller, canlıların fosilleşme olayları geçirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi orijinal materyaller, yani korunan kalıntıları. İkincisi permineralizasyon ve veya petrifikasyon diyoruz. İç ve dış kalıplar şeklinde korunabiliyorlar. Rekristalizasyon olayları ya da kömürleşme olaylarının gerçekleşmesi gerekiyor. Çok kısa bunlardan bahsedeceğim size. Resimle bakarak ya da fotoğraflara bakarak görürsek daha uygun. Mesela korunan kalıntılar dediğim zaman yukarıda bir reçine ya da amber içinde ya da kehribar dediğimiz ağaçtan akan sıvılar içine düşen bir örümceğin bize kalan fosilleşmiş halini görüyoruz. Bir diğeri de aşağıda buzullar içerisinde donmuş bir şekilde kalan mamut fosilleri, fillerin atası, bunu görüyoruz. Bu tip fosiller bilim insanlarına eski canlıların derisini, saçını ve organlarını incelemek için de nadir fırsatlar sunuyor. Bunlardan, bu kalıntılardan yola çıkarak DNA toplanıyor ve DNA dizilerinin modern canlılarla da karşılaştırmaları da sağlanıyor. İkinci bir yöntem ise yine fosilleşmede permineralizasyon. En yaygın yöntemlerden bir tanesi veya petrifikasyon diyoruz, taşlaşma. Örneğin aşağıda bir ağaç kütüğünü görüyorsunuz. Bunların selüloz dokuları içerisine zengin mineralli sular giriyor. Orada kristalleniyorlar ve dolayısıyla bu permineralizasyon olayı sonucunda fosilleri görebiliyoruz. Kemiklerde olabiliyor, kabuklarda olabiliyor ve bu şekilde fosillere ulaşabiliyoruz. Bir başka yöntem fosilleri görebildiğimiz, orijinal kemikleri veya kabukları çözülüyor. Yerlerinde bir boşlukları kalıyor.
Bu boşluklar başka malzemelerle, işte sedimanlarla dolabiliyor. Dolayısıyla kabukla eşleşen bir kalka oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kalıplar şeklinde, iç veya dış kalıplar şeklinde fosillerin görüntülerine ulaşabiliyoruz. Özellikle birçok yumuşakça dediğimiz mollüsk grubunun kalıplar şeklinde olduğunu görüyoruz. Hatta mikro grup olarak ostrakotları da biz bu kalıplar şeklinde görebiliyoruz. Yani fosil gruplarını kalıp olarak değerlendirebiliyoruz. Ve bunların bazı morfolojik özellikleriyle de fosiller hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Burada da iç ve dış kalıpların oluşum şekilleri ve sedimanlar içindeki durumlarını görüyoruz. Ortadaki orijinal kabuk, altta kabuk gittiği zaman iç kalıp, kabuğun yattığı diğer yerde de bıraktığı da dış kalıp olarak da öbür sedimanda görebiliyoruz. Evet, bir başka yöntem rekristalizasyon, yeniden kristallenme. Burada fosilin mineral kimyasında çok bir değişiklik olmuyor. Örneğin mollüsklerden, işte gastropodlardan ince kesit görüyorsunuz. Sağ taraftaki fotoğrafta da gerçek bir görüntüsünü görüyorsunuz. Bu aragonit dediğimiz yine kalsiyum karbonatından oluşan bir mineral. Fakat aragonit çok duraylı değil, daha duraylı olan kalsite dönüşebiliyor. Bu durumda birazcık ayrıntıların yok olduğunu görüyoruz ama genel anlamıyla bir gastropod şekline ulaşabiliyoruz ki nadir olarak detaylar kaybolsa da genel anlamıyla fosilleri tanımlayabiliyoruz. Bir başka durumda organizmaların orijinal sert kısımları çözülüyor, farklı bir mineralle yer değiştiriyor. Bu olay eş zamanlı. Yani kabuk çözülürken çökelme ile birlikte mineral maddeler kabuğun yerine geçiyor. O nedenle kabuktaki bütün özellikleri çok yakınen iyi bir şekilde görebiliyoruz. En yaygın yer değiştirme de silizleşme ve piritleşme olaylarını görüyoruz. Fotoğrafta bir tane piritleşen amonit fosilini görüyoruz. Özellikle şeyler oksijensiz ortamları yansıtıyorlar. Bu durumda sülfür ve demir minerallerinin oluşturduğu demir sülfür piritler devreye giriyor ve eriyen genelde kalsitin yerini pirit alıyor. Dolayısıyla da piritleşme olayıyla birçok fosillerde görebiliyoruz ve piritleşmiş fosilleri tanımlayabiliyoruz. Veya kalsit eriyip gittiğinde yerine silisli sular gelebiliyor. Silisleşebiliyor. Örneğin bizim bulduğumuz paleozoik yaşlı ostrakotlarda silisleşmiş sulara sahip olanları da bulabiliyoruz ve daha iyi korunduğunu da görebiliyoruz. Bir başka fosilleşme olaylarından birisi kömürleşme. Özellikle düşük oksijen koşullarında organizmalar hızla gömüldüğünde karbonlaşmış fosil kalıntıları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kayanın düz bir yüzeyinde karbon filmleri şeklinde görebiliyoruz. Burada bazen canlıların yumuşak kısımlarının da korunduğunu görebiliyoruz ki çok yaşlı fosillerde bunu görebiliyoruz. Burgess şehirleri, birazdan bunlardan bahsedeceğim size, bunların yumuşak kısımlarıyla korunabildiklerini görebiliyoruz. Ve son olarak da sıkıştırma ve basınç altında kalarak yine fosil izlerini geride görebiliyoruz. Bunu genellikle yaprak ve eğrelti otları için yaygın olarak görüyoruz. Ancak diğer organizmalarda da bu olay meydana gelebiliyor. Örneğin ostrakotların killi tabakalarda, çok ince tabakalarda sıkışmış. Ama üç boyutlu tanımlarını yapamıyoruz. Fakat outline'a baktığımızda genel görüntüleriyle ostrakotlar olduğunu tanımlayabiliyoruz. Fakat diğerleri gibi tam olarak bir fosil tanımlaması yapamıyoruz. Sadece bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, bir videoyla bu olayları bir görelim. Bir omurgalı fosilin bir sulu ortam, karada yaşarken öldükten sonra bataklık ortamına gelerek nasıl fosil haline dönüştüğünü izleyelim. Evin içinde ya da kıyıda gömülüyor, çamurla üstü örtülüyor, organik kısmı gidiyor, mineralleşiyor ve ya doğal olaylarda ya da biz bunları kazarken ortaya çıkarıyoruz. Bir kere daha geçsin, çok hızlı geçti.
Evet, bütün fosiller için bu olayları gerçekleştiğini görüyoruz. Gömülmenin mutlaka doğal yolla olması, fiziksel ve kimyasal olaylarında geçmesi gerekiyor. Canlı kısım fosillerin vücut kısımlarından bahsettim buraya kadar. Bir de iz fosillerimizden bahsettim. İz fosiller de yaşayan organizmaların yuvalanma, beslenme ve gezinme gibi yani canlıyken yaptığı yaşam faaliyetleri. Bu olaylar sonucunda ortam şartlarının değişmesi, su derinliğinin değişmesi, bütün bu olaylar etkileyerek bıraktığı izler fosilleşebiliyor. Dolayısıyla iz fosil olarak değerlendiriyoruz bunları da. Yine gerçek fosiller gibi bize çok anlam veriyor. Hem ortam yorumlarında hem de bazen yaş verilerinde bulundukları diğer fosil topluluklarıyla karşılaştırılarak değerlendirebiliyoruz. Daha çok bize ortamsal açıdan bilgi veriyorlar. Örneğin denizel ortam alanlarındaki iz fosilleri gruplandırarak bir çalışmadan örnek aldım size. Bu topluluklarda artan su derinliğine göre İzleri şöyle gruplandırıyor. İşte litoral bölgede yani sığ bölgede skolitos denilen bir fosil izini görüyoruz. Hemen tabanı altı dediğimiz gelgit olaylarının bulunduğu yerde Cruciana dediğimiz izleri görüyoruz. Dalga tabanından başlayıp derin deniz ortamına doğru giden yerde zoofikosları görüyoruz ve nereitisleri de çok daha derin ortamda görebiliyoruz. Dolayısıyla yaşam izlerine ait, işte yansıda gördüğünüz gibi ayak izleri olabilir, sürünme izleri olabilir, yatma izleri olabilir veya dışkı izleri olabilir, oyuklarda bıraktıkları. Bunları da yine iz fosiller olarak çalışmalarımızda kullanıyoruz. Önemli bir sözcük var, karakteristik fosil, indeks fosil ya da anahtar fosil. Eş anlamlı olarak bunları kullanıyoruz çalışmalarımızda. Bunların ayrı bir değeri var. Bütün fosiller çok değerli. Ancak kitlesel biyolojik yok oluşlar var. Jeolojik zamanlarda 5 önemli büyük toplu yok oluş var. Tamamen soyları çekilen, yok olan, yani bugün yaşamayan canlılar var. Ve bilimsel değerleri bunların çok fazla. Çünkü biyostratigrafinin temelini kuruyoruz bunlarla. Yaş vermede çok temel fosil olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bunlar, bütün fosiller tabii ki değerli, kullandığınız yere göre değerli. Ama bunlarla değerlerini şöyle değerlendiriyoruz. Canlının yaşamı düşey yönde ne kadar kısaysa, yani jeolojik zamanlarda ne kadar kısaysa, ama coğrafik olarak da ne kadar yatay yönde genişse, değeri oldukça fazla ve anahtar fosil olarak ya da indeks fosil olarak bizim açımızdan oldukça önemli. Örnek verecek olursam, trilobit dediğimiz eklem bacaklılardan bir fosil grubumuz var. Bunlar birinci zaman için karakteristik. Nasıl? 540 milyon yıl önce başlıyorlar, 250 milyon yıl önce bitiyorlar. Yani yaklaşık olarak yer yuvarında 300 milyon yıl yaşıyorlar. 300 milyon yıl için bu karakteristik, trilobit dediğim zaman. Ama bunları cins aşamasında ve tür aşamasında söylediğimde çok daha dar bir zamanı bana karakterize ediyor. Örneğin Olenellos gilberti dediğim zaman tür adıyla geç kambriyen diyorum. Yani işte günümüzden yaklaşık olarak 500 milyon yıla yakın bir zamanı karakterize ediyor. Dolayısıyla bu tip fosillere karakteristik diyoruz. İşte dinozorlar karakteristik fosiller, nesli tükenmiş. 65 milyon yıl önce yok oldular bunlar. Ama bunların içinde cins ve türlerini belirlediğimiz zaman kimisi Jura'yı karakterize ediyor, kimisi Kretase'yi karakterize ediyor. Dolayısıyla cins ve tür bazında bunların çok daha dar zaman aralıklarını belirlemesi açısından karakteristik fosil olarak değerlendiriyoruz. Evet, fosil nedir, fosilleşme koşulları nedir? Bütün bunları gördük. Peki biz fosillerle nasıl çalışacağız? Ne yapacağız? Nerelerde bulacağız? Yolumuzu nasıl çözeceğiz? Slide'ın solunda
fosilleşme koşullarını, sonra arazi çalışmaları ile ilgili bir dizi fotoğrafları görüyoruz ve burada da grupları görüyoruz. Bunlardan bir kısmı omurgasız, bir kısmı da omurgalı fosiller. Dolayısıyla bunlar bize ne anlatıyor? Arazi ve laboratuvar çalışmasında yöntem seçmenin önemli olduğunu anlatıyor. Neden? Fosil deyince sadece bir grup olmadığını görüyoruz. Omurgasız fosillerimiz var, omurgalı fosiller var, mikro olanlar var, makro olanlar var. Kabuk ve iskelet bileşimleri çok farklı olanlar var. Kimisi silisli, kimisi karbonatlı, kimisi organik malzemeden oluşuyor. Bunların bir kısmı denizel, bir kısmı karasal ve en önemlisi bir kısmı hayvan, bir kısmı bitki. Dolayısıyla hem arazi çalışmalarında hem de laboratuvar çalışmalarında çok farklı yöntemler seçiliyor. Onun için çok genel anlamıyla ben burada açıklayacağım. Özellikle ostrakotlar üzerine konuşmama devam edeceğim için mikrofosillerle ilgili örneklerle açıklamaya çalışacağım. Evet, arazi olmadan fosil çalışmaları yapamıyoruz. Mutlaka arazide yaşlıdan gence doğru ölçümlerimizi yaparak istifin tamamını derlemeye çalışıyoruz. Çünkü yaşlandırma yaparken biraz sonra fosilleri kullanacağımız alanlarda göreceğiz. Nokta örnekleri asla tercih etmiyoruz. Belirli bir istifin altından üstüne doğru ya da tavana doğru ölçerek örnekleme yapmamız gerekiyor. Mikro olursa farklı arazi çalışma yöntemlerimiz var. Omurgasız olursa farklı, omurgalı olursa farklı ve bu fotoğraflar da farklı görüntülerde bunlarla ilgili farklı çalışmaları gösteriyor. Örneğin bir omurgasız ama makro fosil olarak önce araziden aldığımız örnekte fosil olduğunu anlıyoruz. Laboratuvara getiriyoruz. Uyguladığımız bazı temizleme yöntemleriyle sağda bakın fosilleri görüyoruz ki biraz önce örnek verdim. Trilobit fosilleri bunlar. Bunlar tanınabilecek pozisyona geliyor ya da bunlardan kalıplar çıkararak tanımlayacak morfolojik özelliklerini görecek hale getirebiliyoruz. Peki mikrofosillerde ne yapıyoruz? Bunlar biyolojik olarak çok çeşitli. Foraminifer var, ostrakot var, nanoplankton dediğimiz gruplar, radyolar, yalar. Bu isimler çok yabancı olabilir. Mikrofosil grubu diyeyim hepsine birden. Bunların kalkıları çok farklı, bileşimleri çok farklı, bulundukları jeolojik zamanlar da farklı. Dolayısıyla çok küçük olmaları nedeniyle alacağınız en küçük örnekte binlerce, onlarca bulabilirsiniz bunlardan. Dolayısıyla özel tekniklerle bunları elde edip jeolojinin farklı yönlerine olağanüstü katkı sağladıklarını görebiliyoruz. Ve laboratuvara getirdiğimizde de bunlarla nasıl çalışıyoruz? İki yöntem kullanıyoruz. Bir tanesi yıkama yöntemi. Yani kayaçta araziden aldığımız örnekleri yıkayarak çözüyoruz ve fosilleri elde ediyoruz. Bir tanesi de kayaçlardan peeling çıkarıyoruz. İnce kesit yöntemi ya da preparat yöntemi dediğimiz yöntemlerle elde ediyoruz. Örneğin ostrakotları, araziden getirdiğimiz örnekleri ıslatıyoruz. Sedimentolojide yaş elek analizi dediğimiz yöntemle. Üzerine bunların kalkı yapılarına göre, suya koyduktan sonra kalkı yapılarına göre asitler tercih ediyoruz. Ki fosilleri kayalardan ayırabilmek için farklı asitler kullanıyoruz. Hidrojen peroksit gibi, hidroflorik asit gibi, asetik asit gibi. Bunlar kalkı bileşimlerine bağlı olarak seçilecek asitler. Yoksa fosilin kendisini kaybederiz. Onun için de ona uygun kayaçtan çözeceğimiz asiti uygun olarak seçmemiz gerekiyor. Ve eleklerden eliyoruz. Bunları petri kaplarına alıp kurutup artık incelemeye hazır hale getiriyoruz. Bunları mikroskopta mikrofosil toplama slaytlarına alıyoruz ve sonra da mikroskop altında inceliyoruz. İnce kesitleri de kayaçtan özellikle bazı fosilleri incelerken mutlaka ince kesit yöntemi kullanmamız gerekiyor. Çünkü kayaçtan çözemiyoruz bunları. Kayaçtan çözemeyince de bunların hem enine hem de ekvatoryada aksiyal
kesit dediğimiz kesitlerine göre fosilin bulunduğu loca yapılarını, embriyonik locaları, yan localarını görmek adına, yapısını görmek adına ince kesitle incelemeye almamız için laboratuvar çalışmaları geliştiriyoruz. Ve bunları polarizan ya da stereoskopik mikroskopta inceliyoruz. Özellikle üç boyutlu görüntülerini stereoskopik mikroskopta alttan aydınlatmayla da bu ince kesit yöntemiyle elde ettiğimiz fosilleri inceliyoruz. Tabii ki bunlar yeterli gelmiyor. Bu durumda da taramalı elektron mikroskopları kullanıyoruz. Çok ince nokta bazlı analizler yapabiliyoruz. Kalkıların kimyasına varana kadar her şeyi inceleyebiliyoruz. Üzerindeki delikleri inceleyerek bunların ne anlama geldiğiyle ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. O nedenle fosil çalışmalarında elektron mikroskopların ortaya çıkmasıyla birlikte çok daha ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Evet, fosilleri elde ettik. Peki bunları nasıl tanımlayacağız? Bu benim burada tabii size anlatacağım kadar basit bir şey değil. Gerçekten bir fosil için günlerimiz, aylarımız, hatta yıllarımız geçebiliyor. Tanımlayamıyoruz, bulamıyoruz. Çünkü materyalimiz az olabiliyor. Karşılaştırma yapacağımız materyaller az olabiliyor. O nedenle genel olarak ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışacağım size. Fosilin tanımı için makro ve mikro gözlemlerimiz var. Mutlaka bu gözlemleri yapıyoruz. Sonra yumuşak kısımları yok. Çünkü fosilleştiği zaman bize taşlaşmış kalıntılar geliyor. O nedenle morfolojik özelliklere bakıyoruz fosilin. Bunlar da bize kemik özellikleri, diş özellikleri, iskelet özellikleri, omurgasızsa, kabuk, kalkı veya mikroysa bunlara bakıyoruz. Kalkının şekli, ağzı varsa açıklığı, locaları, sütür çizgileri, süsleri, bütün bunlar bize türün tanımında destek olan faktörler. Ancak bunları kullanırken bazı ekofenotipik değişiklikler meydana gelebilir. Yani türlerde ekolojik şartlardan dolayı bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen yeni bir tür dememek gerekiyor. Ve bütün bunları benzer veya fark ne var bunlarla karşılaştırmamız gerekiyor. Bu karşılaştırmaları nelerle yapabileceğiz? Önce kendi elimizdeki materyalleri birbiriyle karşılaştıracağız. Bunların benzer olanlarını toplayıp aynı cins ve türe ait olabilir şeklinde saptamalarımızı yapacağız. Sonra müzelerde fosil koleksiyonları var. Bunlarla karşılaştırabiliyoruz. Bunlara tabii her zaman ulaşmak kolay değil. Hele Türkiye'de çok zor, kısıtlı. Genellikle yurt dışındaki çalışmalarda bunları yapabiliyoruz. Fosil katalogları var. Bunlarla karşılaştırıyoruz. Ve güncel yayınlar. Gerçekten buradaki fosil çizim ve fotoğrafları bize son derece yol gösterici oluyor. Bunlarla karşılaştırdıktan sonra kendimizden emin isek fosilin türünü tanımlamaya çalışıyoruz. Emin değilsek cins aşamasında bırakıyoruz. Veya karşılaştırabiliriz bunlarla, buna benzer olabilir diye şüpheli simgelerle bırakabiliyoruz. Ve adlarken ilk adlama çalışmalarını da Linne yapmıştır. Sistema Nature adlı kitapta da bunları nasıl adlandırılacağını yazmıştır. Şimdi bitki ve botanik ve hayvanlarla ilgili zoolojik nomenklatürler var. Bunlardan yararak yeni bir türün nasıl adlandırılacağını da oradaki kurallara göre vermeye çalışıyoruz. Ve mutlaka türü verirken cins adıyla birlikte yazıyoruz. Hiçbir zaman bağımsız olarak ifade etmiyoruz, tanımlamıyoruz, yazmıyoruz. Ve sistematik olarak da yerini mutlaka türden başlayarak aleme kadar götürmeye çalışıyoruz. Ve binominal dediğimiz ikili isimlendirme, cins ve tür adı. İki örnek koydum burada ben size. Özellikle yazar adlarının bir parantezli bir de parantezsiz olanı var.
Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu herhangi bir derginin yazım kuralına göre yazılmış bir kullanım şekli değil. Bu çok önemli. Burada Hyperion Gracile dediğimde, eğer yazar adı işte Cop 1833'te tanımlamış, herhangi bir parantez ifadesi yok ise, orijinal olarak ilk tanımlandığı isimle bu fosil anılıyor ve koruyor demek. İkincisinde ise Halicetes catenularia diye tanımlanan türde, Linne 1767'de tanımlamış ancak bir parantez var. Bu şunu gösteriyor. Bu tür catenularia türü daha önce Linne tarafından aslında başka bir cinsin adı altında tanımlanmış ki 1767'de Tubipora catenularia olarak Linne tanımlamış. Fakat daha sonra 1854 yılında Milne, Edward ve Haim yaptığı çalışmada bu türün Tubipora'ya değil de Halicetes'e daha yakın olduğunu, tabii bunu gerekçeleriyle açıklamaları gerekiyor, açıklıyorlar. O nedenle de parantezi kullanıyoruz. Yani bunun herhangi bir yazım derginin yazım listesiyle ya da yazım şartlarıyla alakalı değil. Bu çok önemli bir nokta. Bir fosil adı kullanacaksanız bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü jeoloji dışında bir arkadaşımla ben yayın yaparken bir baktım ki bütün fosillerin yazar isimleri hepsi paranteze alınmış. Bu çok yanlış bir yönlendirme bir başka araştırmacı için. O nedenle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, fosiller ne işe yarıyor? Buraya kadar da tanımladık. Peki biz onları nasıl kullanacağız? Bu aşamada fosillerden nasıl yararlanıyoruz? Nerelerde, hangi alanlarda kullanıyoruz? Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Birincisi fosili içeren kayacın yaşını veriyoruz. Bu tabii ki kesin bir yaş değil. Yani milyon yıl bazlı değil. Ama kambriyen diyebiliyoruz. İşte pliyosen diyebiliyoruz. Yani belirli bir aralığı bize veriyor. Canlıların oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu evrimi bize anlatıyor. Ve bunu açıklarken de aynı zamanda biyolojik olayları, toplu yok oluşları bize anlatıyor. Fosilin yaşadığı dönemdeki ortamı yani paleoortam hakkında bilgimiz oluyor. Bundan milyonlarca yıl önce fosilin yaşadığı dönemdeki sıcaklıktan tutun da derinliğe kadar bize bilgiler sunabiliyor. Ve paleocoğrafyanın çıkarılmasında bize yardımcı oluyor. Dolayısıyla canlıların da dağılımını, paleobiyocoğrafik dağılımını verebiliyor. Aynı zamanda iklim şartları hakkında da bizlere bilgi verebiliyor. Bugün küresel iklim çalışmalarında fosil çalışmaları çok önemli. Geçmişte yaşanan iklimsel krizlerde canlılar nasıl ölmüş? Çünkü toplu yok olumların en büyük nedenlerinden bir tanesi küresel ısınma ve küresel soğuma dönemleri. Yer yuvarında da bunların ısınma ve soğuma dönemleri bilinmekte. Bunlardan yararlanarak geleceğin çok doğru bir şekilde hedeflenmesi gerekiyor. Evet, yaşları nasıl vereceğiz? Bunu verebilmemiz için bunları size ayrıntılı anlatmayacağım ama mutlaka ve mutlaka stratigrafi prensiplerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu prensipleri bilmediğimiz zaman bulduğumuz fosil yerinde mi, taşınmış mı? Bunlar çok önemli. Bunların hepsi bütünüyle değerlendirilerek fosillerle yaş verme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla fosilin yaşının düşey dağılımı ve coğrafik dağılımları değerlendirilerek her bir katmanın fosil içerikleriyle karakterize olduğunu biliyoruz. Ve buna göre de yaşlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Bakın burada İngiliz kanalının kuzeyinde Güney İngiltere, güneyinde de Kuzey Fransa yer alıyor. Buradaki istiflere baktığımızda bu istiflerin çok benzer olduğunu görüyoruz. Yani o dönemlerde bu istiflerin aynı ortam şartlarında çökeldiğini bize yansıtan fosil topluluklarını görüyoruz. Ve bu fosilleri alttan yukarıya doğru incelediğimizde de stratigrafik olarak kendisinden daha yaşlı ya da genç birimlerde fosillere göre yaşlı genç ifadelerini kullanarak bunları birbirleriyle karşılaştırma çalışmalarını yapabiliyoruz. Ve yaş aralığı vereceğiz.
geçeceğimiz zaman da inceleme alanımızda tanımladığımız bir örnek çalışma olarak bunu koyuyorum. Mesela A türümüz var, B türümüz var, C türümüz var ve D türümüz var. Bunların yaş aralıklarına baktığımızda nümerik olarak 14 milyon yılla 1 milyon yıl arasında bu fosillerin yaşadığını görüyoruz dağılımlarına. Her ne kadar başlangıcı 14'te başlayıp bu 7'de bitiyor. Diğeri 12'de başlayıp 4,5'da bitiyor. Ama bunların hepsinin ortak yaşadığı bir zaman aralığı var. İşte istifimizde aşağıdan yukarıya doğru ölçtüğümüz kesitte bu fosilleri düşey dağılımlarına yerleştirdiğimizde kesin olarak bildiğimiz bir yaş aralığımız var. 7 milyon yılla 8.3 milyon yıl arasında. Çünkü bu 4 fosilin aynı jeolojik zamanda yaşadığını görüyoruz ve bu şekilde o bölgeyi yerleştiriyoruz. Bir diğer kullanılacak yerlerden bir tanesi ya da bizi ışık tutacak yerlerden bir tanesi morfolojik değişiklikleriyle filojenik ilişkileri ortaya çıkarabiliyoruz ve evrim basamaklarının ortaya konduğunu görüyoruz. Bir omurgasız fosillerden örnek koydum, bir tane de omurgalı fosillerden örnek koydum. Ammonoid grubu fosiller işte Devoniyen'den Kretasi'ye kadar yaşıyorlar. Ama üstlerindeki sütür çizgilerine baktığımızda bunları biz fosillerde çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Devoniyen ve Permiyen'de yaşayan da hemen Permiyen sonunda başlayıp Trias'a kadar yaşayan grupta, daha sonra da Jura ile Kretasi'de yaşayan grupta bunların farklılaştığını görüyoruz. Ve ortamlarda da çok farklılaştığı dönemleri görüyoruz. Çünkü bunlarla birlikte yaşayan diğer fosil toplulukları, litolojik özellikler bize ortam şartlarının değiştiğini ve canlıların bu morfolojik değişiklikleri geliştirdiklerini bize yansıtıyor. Atlara baktığımızda omurgalılar 5 üyeli hepimiz biliyoruz ve tek toynaklı hale geçtiği durumu görüyoruz ve jeolojik zamanlardaki şu soy ağacı ilişkilerine bakarak bunlardan bir kısmının yok olduğunu, bir kısmının bugüne kadar gelip ekuz dediğimiz gruba kadar tek toynaklı zamana kadar değiştiğini görüyoruz. İşte ot yiyenler, ağaç yiyenler, yaprak yiyenler, diş yapılarıyla bu otların farklılaştığını görüyoruz. Özellikle memelilerin, memeli çağının senozoik dönemde çok büyük değişiklikler yaptığını görüyoruz ki burada bitki toplulukları, savanlar, otlaklar gelişiyor. Bütün bunlar canlıların değişimlerinde çok etken rolleri oynuyorlar. Evet, başka kullandığımız alan paleobiyocoğrafya dedim. Paleobiyocoğrafya, belirli jeolojik zaman dönemlerinde oluşmuş olan değişik coğrafi alanlardaki kayaçlarda belirgin ve ayrıcalıklı fosil tipleriyle belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla denizel alanlar, karasal alanlar fosillerle farklılık sunuyor ve levha tektoniği hareketleri özellikle bölgeleşmeyi bize gösteriyor ve bunların da fosil türü dağılımlarını kontrol ettiğini görüyoruz. Levha tektoniğinin ortaya atılmasındaki en temel fikirlerinden bir tanesi, yani kıtaların kaydığını ispatlayan en önemli delillerden bir tanesi fosiller. Bakın günümüzden 252 milyon yıl önce Pangea dediğimiz süper kıtanın Gondwana bölümünde Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Madagaskar, Avustralya ve Antarktika, bunların hepsi bir arada bulunuyor. Bunları ispatlayan en önemli deliller, şurada Glossopteris florası var ve kırmızıyla gösterilen bu florayı bütün bu kuşak boyunca görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün birbirinden binlerce kilometre uzakta olan kıtalar geçmiş jeolojik zamanlarda bir arada olduğunu bize fosiller ispatlayabiliyor. Yine Mesozoarus adlı bir sürüngen yeşil alanlarla Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bulunduğu parçalarda yaşıyor. Ve bunları puzzle ile tekrar birleştirdiğinizde bu dairesel alanda bu sürüngenlerin yaşadığı ortamı çıkarabiliyorsunuz. Permiyen döneminde halen bu kıtaların bir arada olduğunu bize ispatlıyor. Bir başka coğrafik dağılım ve evrim geçmişi hakkında bilgi sunan keselilere baktığımızda marsupiyalara, Jura dönemindeki kıtaların dağılımına baktığımızda
Güney Amerika, Antarktika ve Avustralya kıtalarına bakıyoruz. Burada iki grup var. Amerika ve Afrika olmak üzere iki topluluk oluşturuyorlar. Ve Jura'da bunların halen bir arada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla levha tektoniğinden sonra bölgeleşme ve coğrafik olarak farklılaşma başlayarak bunların farklılaştığını ama daha önceki dönemlerde ortak olarak bir arada yaşadıklarını görüyoruz. Yine diğer bir uygulama, özellikle o ostrakotlardan seçtim aşağıdaki görüntüyü, bugün anlatacağım konu olduğu için. Paleo ortamları, yani eski ortamları fosillerle tanımlayabiliyoruz. İşte tatlı su ortamı diyorum, göl ortamı diyorum, bataklık ortamı diyorum, denizin içine indiğimizde kıyı diyorum, gelgit ortamı diyorum, şelf diyorum veya kıta yokuşu diyorum ya da abisal düzlük diyorum. Şurada da ortamların sınıflandırılması var. Bakın, bir grupla ben bu kadar farklı ortamları tanımlayabiliyorum. Çünkü bu ortamlarda yaşayan türler çok farklı. Üstünde gördüğünüz morfolojik değişiklikler oldukça farklı. Bütün bu özelliklerden yararlanarak ortamsal şartları söyleyebiliyorum. Ve fosillere bakarak bir zamanlar o bölgede ne kadar büyük ormanların olduğunu söyleyebiliyoruz. Fosillere bakarak işte Afrika'da 3.6 milyon yıl önce insanların varlığını yaşadığını söyleyebiliyoruz. Ayak izlerine bakarak bunları söyleyebiliyoruz. Ve zamanda müthiş bir yolculuk yapıyorlar. Prekambriyen'den başlayarak günümüze kadar değişik jeolojik zamanlarda farklılaşarak günümüze kadar geliyorlar. Ve bu farklılıklar bize jeolojik zamanların bölümlenmesini ortaya çıkarıyor. İlk tek hücreli organizmaları Prekambriyen'de görmeye başlıyoruz. Çok hücrelileri hemen Prekambriyen'in sonunda Proterozoik'te görmeye başlıyoruz. Ve bunların ilk çıkış yerlerine göre jeolojik olarak zamanları ayırt edebiliyoruz ve evrimsel farklılıkları ortaya çıkarıyoruz. Kısaca bir yaşamın izlerinden hemen bir iki örnek verip ostrakotlara doğru bir geçiş yapacağım. Pardon. Arken dediğimiz jeolojik zamanda sadece bir bakteriyel yaşam olduğunu görüyoruz ve ortama yavaş yavaş oksijenlerin verildiğini görüyoruz. Bunlar siyanobakteri dediğimiz grup. 3,5 milyar yıl ortalama olarak yaşındaki arken yaşlı kayaçlarda görüyoruz. Burada da güncel olarak bunların deniz kıyılarındaki yaşadığı bölgeleri görüyoruz. Ve fosillerde koloni oluşturarak fosil kayaçlarda bunları görebiliyoruz. Burada da bunların mikro görüntülerini izleyebiliyoruz. Dünyanın en yaşlı fosilleri olarak görebiliyoruz ve ökaryotik hücrelere ve daha sonra çok hücreli canlılara doğru geçişi geç Proterozoik'te görüyoruz ve günümüzden 590 ile 700 milyon yıl önce Ediacara faunası dediğimiz bir faunanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar ilk hayvan fosilleri olarak kabul ediliyor ve coğrafya adından alıyor. Avustralya'da bir lokalite ilk defa tanımlandığı için de Ediacara faunası olarak tanımlanıyor. Ama daha sonra Afrika'da da bunları görebiliyoruz. Başka alanlarda da bu fosilleri görüyoruz. Bunlar neler? Bugün bildiğimiz süngerlerin, kurtçukların, medüzlerin ve kabukluların ama kabuk oluşturmadıkları ilk yapılarından fosillerin izlerini görebiliyoruz. Ve bir hayvan fosilleri olarak kabul ediyoruz. Bitki fosilleri olarak da bugün Kuzey Amerika'da Superior Gölü kıyısında ortalama 2 milyar yıl yaşlı diyoruz. Ama bunu 1.9 ile 2.3 arasında ki yaşta bulunan fosilleri var. Gunflint bitki fosilleri diyoruz. Çörtleşmiş olarak bize kalan işte silisleşme yoluyla fosilleşen gruptan bir tanesi bu. Mavi yeşil alplerin bulunduğu fosil topluluklarını görüyoruz ve en eski bitki fosilleri olarak kabul ediyoruz bunları da. Ve en eski hayvan fosilleri olarak kabul edilen ki kalkılarıyla, kalkılı hayvanlar olarak gruplandırdığımız fosillerden bir tanesi Burgess şehirleri
kömürleşme yoluyla, karbonlaşma yoluyla olan fosillerden izleri görebiliyoruz burada. Ve jeolojik miras kapsamında da korunan alanlardan bir tanesi Kanada Jeopark alanları içerisinde yer alıyor. Yansıda çizimleri var. Aşağıda da fosil fotoğraflarını görebiliyoruz. İlk kalkılı fosiller olarak bunları görebiliyoruz. Ve jeolojik zamanlardaki yolculuğunu bu kesitte görüyoruz. Tabii bunları anlatmakla bitmiyor. Ben burada en yaşlı fosilden günümüze kadar fosillerin gelişimlerini gösteren bu slaytı incelemenizi öneriyorum. Ve ostrakotlarla ilgili kısa, öz ve nasıl uyguladım çalışmalarıma bunlara geçmek istiyorum. Çalıştığım konulardan bir tanesi. Bunlar eklemlerin temsilcileri olarak bilinen, kendileri metazoa ama mikro boyutta çalıştığım bir grup. Kalsiyum karbonattan yapılmış iki kapaktan oluşan bir canlı grubu ostrakotlar. Ve dışarıdan içeriye doğru geri çekilebileceği ve bütün vücudunu örten bir kabuğu bulunmakta. Ve denizel türlerinde parlak ve mavi bir ışık ürettiğini görüyoruz. Biyolüminesans özelliği gösterebiliyor yerine göre bu kalkılar. Güncel formlarda bunları çok iyi görüyoruz. Fosil formlarda ve güncel formlarda ontojenik ilişkiyi görebiliyoruz. Yani yavru formdan ergen forma kadar kalkılarında diğer kabuklular gibi kabuk değiştirdiklerini bunların da görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü fosillerde ergen formları ve yavru formları bir arada bulduğumuz zaman yerli yerinde fosilleşmiş olarak değerlendiriyoruz ve ortam yorumlarında bizim için önemli ipuçları veriyor bunlar. Dolayısıyla ostrakları küçültülmüş bu küçük boyutlarından dolayı aslında bazen gözden kaçırıyoruz ama bazen de hiç arazide görmediğimiz örnekleri laboratuvar çalışması sırasında elde ederek ostrakotlarda çok güzel yorumlar yapabiliyoruz. Çok büyüleyici bir geçmişleri var bunların. 522 milyon yıldan beri hayatta kalmayı başarmış durumdalar. Ve bakın Kambriyen'den Kuaternere kadar geliyorlar. Ve çok çeşitli grupları oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla yer yorumunda bulunan 5 büyük toplu yok oluştan sağ kurtularak bugüne kadar geliyorlar. Islak yapraklı çöplü çöp ortamlarından abisal ortama kadar biraz önce gösterdim. Yani derin deniz ortamına kadar her türlü ortamda biz bunları görebiliyoruz. O nedenle hem stratigrafik olarak hem de ortamsal verilerde kullanma bakımından bizim için çok değerliler. Ve yumuşak kısımları şurada kırmızı çerçeveye aldığım fosil fotoğrafı. Diğerleri ise bunun nasıl bir fosil olduğunun canlandırılmış modelini görüyorsunuz. Bugünkü ostrakotlardan yararlanarak ve o günkü fosil izlerden yararlanarak yapılan bir canlandırmayı görüyoruz. 425 milyon yıl önceki Silüryen yaşlarında yumuşak kısımlarının korunarak fosilleşen bir grubu görüyoruz. Yine cinsel gelişimin ilk temsilcileri bunlar. İlk penisin bulunduğu canlı grupları ya da fosil grupları bunlar. Seksüel ve aseksüel üreme görebiliyoruz. Ve aseksüel topluluğu da dişi popülasyonların oluştuğunu görüyoruz. Ve tamamıyla önceleri denizde yaşamlarına başlıyorlar. Ama bugün kara ortamlarında da kendilerini adapte ederek karasal ortama kadar her türlü ortamlarda yaşadıklarını görüyoruz. Fakat bu adaptasyon sürecine baktığımızda yaklaşık olarak 350 milyon yılda bunların tatlı su temsilcilerinin olduğunu görüyoruz. Önceleri denizde yaşamları başlıyor. Ve duyuruda da vardı posterde çok farklı kalkı yapıları var. Bu farklı kalkı yapıları bize fosillerin ortamları hakkında çok güzel ipuçları veriyor. Denizin derinlikleri hakkında ipuçları veriyor. O nedenle önemli morfolojik karakterleri var. Ve uygulama alanları olarak biyostratigrafiyi kurabiliyoruz. Paleoşinografiyi, paleobiyocoğrafyayı, kir
mevsimsel değişiklikler, tuzluluk, sıcaklık, bütün bunlarla ilgili çalışmalarda, ostrakotlarda yapabiliyoruz ve uygulayabiliyoruz bu alanlarda. Özellikle foraminiferlerin olmadığı denizel ortamlarda çok yararlı organizma grubu olarak, fosil grubu olarak bunlardan yararlanıyoruz. Paleo tuzluluk, paleo derinlikle ilgili çok güzel ipuçları bize veriyor. Ve ben size iki uygulama vereceğim bunlarla ilgili çok kısa. Bir tanesini paleozoik zamandan seçtim yaptığımız çalışmadan. Bir tanesi de günümüzdeki yaptığımız çalışmalardan seçtim. Ostrakotlardan nasıl yararlandığımız anlamında birçok proje sonucunda elde ettiğimiz bir sonucu sizlerle paylaşacağım. Devoniyen dediğimiz jeolojik zamanda fosil topluluklarına göre ostrakotların belirli derinliklerde yaşadığı yerlere göre, tabii ki litolojik özelliklerden yararlanıyoruz, fosillerin kendi özelliklerinden, morfolojik özelliklerinden yararlanarak farklı topluluklar olduğu ortaya konuyor. Ve biz de bunlarla, bu da yatay olarak enine kesitte bir gök ortamı, lagün ortamı, sığ deniz ve derin denize doğru bu toplulukların yerleri görüyoruz paleozoik dönemi için. İstanbul yöresinde yaptığımız çalışma ve Toroslar'da yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz fosillerle hem ortamsal yorum hem de stratigrafiye koyduğumuz katkıları paylaşmak istiyorum. Bulduğumuz fosiller, ostrakotlar bunlar, Beyrikiyaceae dediğimiz gruplar. Bu da Devoniyen döneminde bulunan birimlerin, ki Kartal formasyonu dediğimiz şu birimde biz bu fosilleri bulduk. Kırıntılı bir şelfte çökeldiği litolojik olarak biliniyor. Bunların içerisinde bulduğumuz bu fosiller de bize kalkıları ağır, kapakları ağır, yapıları büyük, gözle görebiliyoruz. Yüksek enerjili ve sığ denizel ortamı gösteriyor. İşte litolojiyle fosiller yaşadıkları ortamı bize yansıtıyorlar ve bu formasyonun o dönemde kıyıdan derinleşen bir ortama doğru bir alanda bulunduğunu bize gösteriyor. İstife devam ediyoruz yukarıya doğru. Çünkü bir kesit ölçtük, aşağıdan yukarı doğru istiftik. Bunu da denizin içine doğru yatay olarak ilerletiyoruz. İlerlerken birimlere baktığımızda önce kumlu karbonatlı sığ sularda yaşayan bir topluluğu buluyoruz. Daha sonra birazcık daha pelajik, hemipelajik ortamda yaşayan toplulukları ve birazcık daha açık denize doğru daha ince, daha düşük seviyeli enerji ortamını gösteren fosil topluluklarını buluyoruz. Böylece Devoniyen içinde aşağıdan yukarıya doğru bu formasyonları ve fosil topluluklarını sıraladığımızda denizin artan derinliğini ortaya koyarak geçişli olarak birbirine denizin derinleşmeye başladığını hem litolojik özelliklerle hem de bu fosil topluluklarıyla ortaya koymuş olduk. Toroslarda yaptığımız çalışmada da bu topluluklarda şuradaki siyah renkler, zigzaklar Devoniyen'de, erken, orta ve geç Devoniyen'de havzanın nasıl derinleşip sığlaştığını gösteriyor. Bizim de bulduğumuz fosil topluluklarına göre, örneğin erken Devoniyen'de bulduğumuz fosilin yaşadığı ortam, böyle bir ortam, yani derinleşen bir yerde. Bunları bulduğumuz yere baktığımızda da şuradaki çizgileri oluşturmamızda bulduğumuz bu toplulukların katkı sağladığını söylüyoruz. Yine Devoniyen'de bakın sığlaşan daha derindeydi erkende ama gece doğru ortamın sığlaştığını geç Devoniyen'de görüyoruz. Ve bu tarafa doğru geldiğimizde geç Devoniyen'in sonuna doğru bu toplulukları yakaladık. Dolayısıyla denizin gittikçe sığlaşan kesimde olduğunu ortaya koymuş olduk. Bu paleozoik zamandaki çalışmaydı. Örnek bir çalışmayı da meslektaşlarınızdan ve benim de çok değer verdiğim Ege Üniversitesi'nden Ertuğ Bey'in bir çalışmasına katkı koyarak ortak bir çalışma yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü farklı disiplinlerle çalıştığımız zaman çok da güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.
Tabii bizi tanıştıran da Engin hocamız ve Niyazi Bey. Bunlar da foraminiferleri çalıştı. Ben de ostrakotları çalıştım. Ertuğ Bey'in öğrencileri de çok başarılıydı. Çok iyi öğrenciler yetiştirdi. Ben bu arada kendisini de tekrar tebrik ediyorum. Yaptığımız arazi Gökçeada'da. Bu Bademli Höyü denilen bir alan var. Bu sunumu bir başka çalışmada da paylaşmıştım ben. Güzel bir örnekli fosillerin işe yaraması açısından. Alınan kesit güzergahlarını görüyorsunuz. Burada enine kesitlerimiz var. Kadan denize doğru ilerleyen kesitler bunlar. Ve burada sondajlar yapıldı. Mutlaka bir arazi çalışması yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu arazi çalışmasıyla hem litolojik olarak birimlerin nasıl dağını ortaya koyduk, hem de fosil topluluklarının bulunması açısından laboratuvarda bu örnekler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Ve bunları düşey olarak alınan sondajları yerleştirdiğimizde denizel ortamdan Taşkın Ovası'na doğru değişen ortam şartlarının bulunduğunu litolojik olarak ortaya koyabiliyoruz. Ve bu litolojik olarak konulan bu özellikler yanında fosil topluluklarına baktığımızda foraminiferleri, ostrakotları ve moluskleri gruplandırdık. Şurada daha iyi göründüğü için çok kısa bir açıklama yapacağım. Evet, bayağı bir uzun bir konuşma oldu. Sonuna yaklaşıyorum konuşmamın. Bakın burada 15 metre ile 16 metre arasında, yani şu arada foraminiferlerin bulunduğunu görüyoruz. Çünkü foraminiferler daha çok denizlerde yaşayan canlılar. Sadece denizde, kıyı alanlarda, lagünde, sığ alanlarda yaşayan birkaç örneği var. Ki burada onları da yakalamış durumdayız. Ama ostrakotlara baktığımda, evet, bunların bulunduğu metrelerde denizel ostrakotları görüyorum. Kendini o kadar güzel belli ediyor ki burada. Fakat bu metreden sonra geldiğimde bakın burada ben tatlı su ve acı su topluluklarını görüyorum. Bu da bana delta, bataklık ve taşkın ovasına doğru geçişi bana gösteriyor. Çok güzel bir şekilde bunları karşılaştırarak mollüsklere baktığımda da mollüsk fosillerinin de sadece denizel seviyelerde yakalandığını görüyorum. Farklı fosil grupları çalışmanın o bölgeye çok daha farklı katkılar koyacağına çok güzel bir örnek olduğunu görüyoruz. Hemen birkaç fotoğraf gösteriyorum. Bunlar foraminiferler, bunlar benim çalıştığım ostrakotlar. Bunlar gastropod dediğimiz mollüsk grubu, bunlar da perispod dediğimiz veya lamellibranş dediğimiz gruptan fotoğraflar. Tabii ki fosillerin yaşlandırması günümüze çok yakın olduğu için bir devoniyen gibi yaş veremiyoruz bunlara. Çünkü günümüze kadar gelen miyosenden benzer formlar var. O nedenle kalkılarda yaş analizi yapıldı. Bunlara göre belirli bir yaş elde edilmiş oldu. Ve buna göre de bölgenin bu koyun nasıl doğduğunun evrimini görmüş olduk. Yani bir denizel ortamdan tatlı su bataklık ortamına, taşkın ovası ortamına kadar geçen ortam değişikliğini A'dan başlayarak inceleyecek olursak F'ye kadar gelmiş olduk. Dolayısıyla Bademli Höyüğü'nün, yeni Bademli Höyüğü'nün bulunduğu yerin 7000 yıllık bir geçmişinin canlandırılmasını ortaya çıkarılmış oldu. Böylece daha önce deniz kıyısında yer alan bu antik kentin bugün kara içinde kalmış olduğu da ortaya çıkarılmış oldu. Ve sonuç olarak ostrakotlara baktığımızda son 540 milyon yılda meydana gelen ve hayatın 5 büyük toplu yok oluşundan sonra halen yaşadığını ve bize çok değerli bilgiler sunduğunu görüyoruz. Rus Mir Uzay İstasyonu'nda da yapılan çalışmada 4 ay süreyle bunların sıfır yer çekiminde hayatta kaldıkları tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla belki biyosfer gelecekte birçok kitlesel dönemden yok oluşlardan geçecek ama ostrakotların halen yaşadığı görülebilecek. Ve sonuç olarak da tümüyle fosilleri değerlendirecek olursam özetle konuşmamda bugün ve geçmiş arasında ilişkilerin kurulmasında fosillerin çok önemli olduğunu, toplu yok olma olaylarından dersler çıkararak dünyadaki bugünün ve geleceğin biyolojik çeşitliliğin kontrol altına alınmasının
en büyük anahtarlar olduğunu vurguluyorum. Bu sunumu hazırlarken slaytların altında web adreslerini ve DOI numaralarını verdim. Ama genel olarak da yararlandığım bazı daha önceki sunumlarımı da burada referans olarak verdim. Tekrar Muhammed Bey'e davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve hepinize de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yer yuvarında geçmiş yaşamı anlamak ve geleceği planlamak için fosil çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.